Geç kalacaksın. 5 dakika daha. Çıkmıyor muyuz? 5 dakika daha. Kartdoor Klasik. Yoğun kıvam, bitmeyen lezzet. Baba, top oynarım mı? Hı? Baba. Baba. Telefonu bırak. Bu 23 Nisan'da telefonunuzdan çok çocuklarınıza zaman ayırın. Hatta mümkünse her gün öyle yapın. Turkcell'den küçük bir hatırlatma. Gelin bakayım buraya. Maç yapalım mı? Siz ikiniz, ben tek. Hadi. Kapı kapalı. Perdeler tamam. Çocuklar sinemada. Hacı, ne haber? Hacı mı? Ya öf be Levent. Aşkım, özür dilerim. Böyle baş başa kalamadığımız için nasıl konuşacağım? Siz ne yapıyorsunuz? Annen dişi arıyordu. Değil mi İnce? Ben sizde hazır yokken ben de şey diyeyim dedim. Ama erken gelince şey demedik. Ay Levent'cim, ben bir şey söyleyeceğim. Bak, bir sefer ısrar et ayakkabılarını çıkarmasın. Ayhan Bey'im, ayak kokusunu çekemeyeceğim bütün gece. İstediğim kadar zengin ol. Bazı şeyler değişmiyor. İnce, tünele giriyorum hayatım. Evet, tünele giriyorum. Sesin gidiyor. Hadi bay bay. Ayhan Bey, İnci alkoliktir, biliyor musunuz? Amateme yatıracağız. Yani bir alkolikle yaşamak nasıl bir duygu bilemezsiniz. Hem biraz da delidir böyle. Böyle aileden geliyor yani, genetik. Böyle sapık gibi bir şey yani. Çirkin de zaten. Ayhan Bey, bildiğiniz bir boşanma avukatı var mı? Oo, yok mu? Güzel oğlum, heyecanlı mı bakayım? Batu. Oğlum cevap versene. Batu. İstanbul. İstanbul Ovalı. Öyle intikam görmemiştir. Eğer gelirsen birlikte kaçacağız burada. Gelmezsen de ben basıp gideceğim. Ve ömrümün sonuna kadar bir daha beni görmeyeceksin. Umarım akşam görüşürüz. Yok mu lan karşıma çıkacak biri? Ha? Yok mu? Bu ne hoş bir sürpriz böyle. Gevezelik yapmaya devam edecek misin, yoksa dövüşecek miyiz? Dövüşeceğiz tabii. Gel. Açın lan bahisleri. Gelcim. Senin için çok zor olduğunu biliyorum. Ve seni anlıyorum. Anlayamazsın işte. Bunu anlayamazsın. Ama kendini bırakmamalısın. Bu şekilde hiçbir şeyi çözemezsin. Çözülecek ne var ki? Her şey bitti. Ne yapacaksın? Bir hayvan yüzünden hayatından mı vazgeçeceksin? Bak,
Sen güçlü bir kızsın. Zor olabilir. Ama eminim bunu da atlatacaksın. Beraber atlatacağız. Tamam mı? Kimse bilmesin, tamam mı? Söylemeyeceksin değil mi? Merak etme. Günaydın Orhan. Neredesin? Bürodayım. Ne oldu? Sen büroda oturmaya devam et. Ben seni oradan arayacağım. Cem, bir problem mi var? Yok bir şey. Deniz'den haber aldın mı? Yok, hiç konuşmadık. Pekala. Sizden önceki hukuk müşavirimizden devraldığınız evrakları görmek istiyorum. Orhan Bey'den devraldıklarım mı? Evet. Evrak, sözleşme, dava dosyası, ihale dosyaları, hepsini görmek istiyorum. Bakalım eksik bir şey var mı? Hay hay. Ancak ben hepsini inceledim. Eksik yok, bilginiz olsun. Ben kafasında neler götürmüş onu merak ediyorum. Siz dediğimi yapın lütfen. Cem, izin verirsen ben kaçayım. Tamam baba. Ne oldu? Yüzümde bir şey mi var? Hala inanamıyorum. Önce John'dan kurtardın. Sonra da John'un kiraladığı mafyadan. Senin gibi bir adam var mı gerçekten? Kimilerine göre daha iyileri de var. Hem unutma, sen benim misafirimsin. İnsan misafirinden sorumludur, değil mi? Seni anlamak çok zor. İnsanlara karşı koruyucu bir duvar örmüşsün. Ama o duvarı geçince karşına çok duyarlı bir insan çıkıyor. Neden kendinden bahsetmeyi hiç sevmiyorsun? Hakkında bir şey öğrenmek için bulmaca çözer gibi uğraşıyorum. Belki böylesi daha iyi. İnsan kendi kendine objektif olamıyor. Senin nasıl algıladığın önemli. Seni Fransa'da karşıma çıkaran şey, aynı zamanda seni bu kadar sert yapan şey, kırık bir kalp. Efendim. İyi akşamlar beyler. Tuhaf bir gece değil mi? Önce baloda eğlence, arkasından cinayet. Çok tuhaf. Hatta sinir bozucu. Yeterli delil bulabildiniz mi? Jackson'ın otel odasını incelemek isterim. Rica etsem bana eşlik eder misiniz? Zahmet olmazsa. Gidelim. Babam dahil ailemin 1/4'ünü o savaşta kaybettim ben. Ve üzerinden sadece 20 yıl geçti. Ölüm ne demektir bilirim Hilda. Onu defalarca gördüm. Ama bu zulüm. Yetişemeyeceğim diye çok korktum. Neler oluyor Seyfi? Burada ne işin var? Artık gerçeği yaşamak istiyorum Hilda. Hangi gerçek? Yeni bir gerçek. Gürültüsüz, sakin. İkimize ait ve... Ben... Seni seviyorum binbaşı. Söylemek istediğin bu muydu? Evet. Evet. Tam olarak buydu. Hala aynı evde oturuyor. Onca seneden sonra Battal'ın gencecik bir kızla evlenmesini hazmedememiştir belki de. Aman dua edelim Çolakzade ailesiyle ilgili olmasın. Böyle adamlar ateşi maşayla tutarlar ve hayatta yakalanmazlar. Amirim durum bu. Tamam siz devam edin. O azmettirdi. Her şeyin arkasında o var. Avcı, Battal Çolakzade üzerine konuşuyoruz. Karşısına öyle delisiz ispatsız çıkamayız. Bizi buruşturup fırlatır atar. Sezgilerinden daha fazlasına ihtiyacımız var.